30 Mart Perşembe, bir gün, Yaşar Aydın, Bahçeli neyin peşinde? Sürpriz bir gelişme olmazsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde dört adayın ismin netleşti. O nedenle haftanın en önemli gündemi hiç kuşku yok ki parlamento seçimleri ve ittifakların alacağı tutum olacak. Cumhur İttifakı için salı günü akşamına kadar her şey halledilmiş gibiydi. Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi kendi amblemi ve adaylarıyla seçime girecek, Hüdaparsa AKP'nin listelerine isim verecekti. MHP ve AKP 20 ilde büyük oranda anlaşmış diğer noktalar için çalışma son aşamasına gelmişti. Salı günü akşam saatlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin peşi sıra gelen sosyal medya paylaşımı durumun pürüzsüz ilerlemediğini gösterdi. Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nı iki ortaklı bir yapı olarak kurguladığını bilmeyen yok. Bahçeli'ye göre ittifaka destekleyecekse ya AKP'ye ya da MHP'ye dahil olarak onların üzerinden gelmeli. Ama bu sefer öyle olmadı. 7 Haziran seçimlerinden sonraki o muhteşem işbirliğinin formatı değişti. Bahçeli için yeni bir durumdu ve çok alışık değildi. Özellikle yeniden Refah Partisi'nin dahil olmasıyla ittifakta dengelerin değiştiğini düşünüyor. Bahçeli'nin çıkışının arkasında, partinin kurmaylarından gelen, ittifakın devamı için gösterdikleri iyi niyetin yeteri kadar değer görmediği eleştirisinin etkili olduğu söyleniyor. Özellikle AKP yöneticileri ve bazı bakanlar tarafından ittifakın kurucu üyesi muamelesi görmediklerini ifade ediyorlar. AKP'ye mahkum bir MHP görüntüsünden rahatsızlar. Silan ateş cinayetinde okların hedefi haline gelen MHP'nin iktidar tarafından yalnız bırakıldığını söyleyip güvenmediklerini ifade ediyorlar. Özellikle milletvekili çıkarılacak bölgelerle ilgili iki parti arasında yapılan görüşmelerde MHP'ye neredeyse yer açılmaması ipleri iyice gelen bir diğer konu oldu. AKP'lilerin giren seçimlerde MHP'ye fazla alan açıldığına dair bir yaklaşımla masaya oturduğu kulislere sızan diğer bir bilgi. MHP'de rüştünü ispatlama eğilimi de var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her ilde kendi amblemimiz ve adaylarımızla gireceğiz çıkışı kuşkusuz önemli. Ama 9 Nisan'a kadar daha çok zaman var ve Bahçeli'nin bu zamanı çok iyi değerlendireceğine hiç kuşku yok. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranlarında büyük bir fark olması beklenmiyor. Kamuoyu araştırmalarında en üst sınır bile 5-6 puanı aşmıyor. Parlamento seçimlerinde ittifakların milletvekili sayılarını esas olarak seçime girme yöntemleri belirleyecek. Cumhur İttifakı hiç kuşku yok ki yeni seçim yasasını çok parçalı olan muhalefet cephesinin işini daha da zorlaştırmak için yaptı. MHP'nin elini rahatlatmak dışında HDP ile CHP arasında baraj bağını koparmak ve 6 partinin milletvekili dizilimini zorlaştırmak için yaptı. Cumhur genişlemek zorunda kalınca da o zorluk kendi başına geldi. Devlet Bahçeli tüm bu hesapları yapacak bir siyasetçi. Erdoğan'ın Erbakan ve Destici ile yaptığı görüşmelerden sonra meseleyi ikili bir kez daha değerlendirecektir. Bir önceki seçimlere ittifak dışında girmeyi bile açıklayan Bahçeli'nin bu sözünden de dönebileceğine hiç kuşku yok. Tam da burada kritik olan başlık Bahçeli'nin taleplerinin karşılanma oranı olacak. Bu söz Erdoğan tarafından FETÖ'cüler için söylenmişti. 14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasetin geldiği nokta, AKP'nin sıkışmışlığı ve Erdoğan'ın bir oya bile ihtiyaç duyması sözün yeniden güncellenmesini sağladı. Erdoğan'a res çeken herkes, her parti ve çevre artık istediğini alabilir bir görüntü oluştu. Par, Büyük Birlik Partisi ve son olarak YRP bunun önemli işaretleriyken iş dünyasından spor çevresine kadar benzer onlarca örnek sıralanıyor. Erdoğan'ın elini zayıflatan sadece her oya ihtiyaç duyması değil, seçimi kazanamama ihtimallerinin güçlenmesiyle partilerin gözlerini sadece milletvekilliğine dikmesi de bir başka önemli etken. İktidar olmayan Erdoğan'ın müttefiklerine verebileceği hiçbir şey kalmıyor. Hatta Erdoğan'la görünür olmakla risk bile aldıkları söylenebilir. Bu konuda Millet İttifakı'nın daha rahat olduğu anlaşılıyor. Erdoğan'ın bakanları bile vekil olurken seçimi kazanma konusunda çok daha kendinden emin olan muhalefet partilerinin liderleri meclisten feragat ederek Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konusunda anlaşabiliyor. Cumhur İttifakı için yer alan partilerin kendi amblem ve adaylarıyla girme tercihinin arkasında seçim sonrasına dair değerlendirmeleri de etkili olduğu çok açık. Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ın yenilgisi siyasette bir domino etkisi yaratacak ve taşlar yerinden oynayacak. Zafer, MHP, Büyük Birlik Partisi ve İyi Parti bir ölçüde aynı tabana sesleniyor. Benzer bir görüntü yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi içinde geçerli. Tüm bu partilerin AKP'nin tabanında gözünün olduğunu söylemeye gerek bile yok. Erbakan bu partiler içinde bir adım öne çıkmaya çalışıyor. Bu yüzden Erdoğan'la kavga ederek değil, yanında yer alarak 15 Mayıs'a avantajlı girmek istiyor. İttifak içindeki partilerin kendi adlarıyla girme çabası aynı zamanda telaşı da gösteriyor. Eğer bu telaş duygusu galip gelirse Millet İttifakı çok avantajlı olacak. Ama söz konusu Erdoğan ve Bahçeli ise son dakikaya kadar beklemekte fayda var. İktidar cenahı bunlarla boğuşurken muhalefette de durum pirupak değil. Millet İttifakı içinde ittifak içinde ittifak denilebilecek değişik formüller tartışılmaya devam ediyor. Bazı partilerin tek parti olarak girebileceği kimilerinin ise CHP'den aday göstereceği konuşulanlar arasında. Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaysa Emep'in yeşil sol parti listelerinden seçime gireceğini açıklaması ilginç bir gelişme oldu. Şu anda ittifakta tip ve yeşil sol parti girecek gibi gözüküyor önümüzdeki hafta iktidar kanadında da muhalefette de yeni gelişmeler olabilir.